Tamam işte, hani ünlülerden kastınız bu. Çok sıcak değil mi? Üşüyor musun? Ben çok sevmedikleri yerden. Ben zor. El sallayacağım. Kayıt şu an. Aa pardon. Tabii şu an çekildeyiz. Evet işte. Baba arkadan geçiyorsun. Herkese merhaba. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mustafa ve Eren'le birlikteyiz. Ve bugün NFT'mizi yapacağız. Önce NFT nedir onu kendilerinden bir dinleyelim. NFT, non-fungible token, değiştirilemez token veya dijital sanat eseri olarak yorumlanıyor. 2012'de Bitcoin üzerinden ilk denemesi yapıldı. Şayet başarısız oldu. 2017'de Visa, şirket olan Visa'nın Punks almasıyla birlikte günümüze kadar artan bir çığ gibi gelmeye devam ediyor. Bunu ben internette görmüştüm. İşte Cem Yılmaz olsun böyle ünlüler de kendi NFT'sini yaptı. Yani bunu herkes yapabiliyor mu? Veya senin bildiğin başka var mı ünlülerin yaptığı? Öncelikle herkes bunu yapabiliyor. Buna belli başlı borsalar, sistemler izin veriyor. Yaptığınız bir fotoğrafı veya bir görseli oraya gönderip NFT halinde satabiliyorsunuz veya listeleyebiliyorsunuz. Giren ünlüler dediğinizde de giren gerçekten aşırı çok ünlü var. Futbol camiası, basketbol camiası, işte iş adamları, komedi kanalları gibi. Türklerden de var. Selçuk Erdem, Cem Yılmaz, Murat Pak. Hatta Murat Pak'ın bir küp eseri 1.3 milyon dolara satılmıştı. Oo, çok iyi rakamlar. Gerçekten çok karlı bir iş. Sonuçta bir sanatçısınız. Hani nasıl o eski tablolar şu an günümüzde paha biçilemiyor. Evet. Gerçekten sanatçıların da şu an NFT olarak dijitale sattıkları da paha biçilemiyor. Yani gerçekten... O zaman bu sürekli böyle değerlenen bir şey diyebilir miyiz? Hani bir resim tablo, Picasso tablosu gibi yani 1.3 milyon dolar dediniz. Yani çok büyük para. 20 milyon TL yapıyor. 20 milyon TL'ye aldığınız şey daha sonra 40, 50, 60, 100 olarak artma ihtimali var yani. Var ama tam olarak diyemeyiz. Sonuçta Picasso'yu yapan bir sanatkardı. Bunu da yapan bir sanatkar olursa tabii ki değerlenir. Ama şu an piyasanın yoğunluğu ve merkezist oluşundan dolayı aşırı çok scamcı, dolandırıcı proje var. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bunu nasıl peki ayırt edebiliriz? Yani dolandırıcı var dedin ama dolandırıcı yani nereden yani aldığımız yer mi önemli yoksa satan kişiler mi önemli? Hani bunu nasıl kendimizi güvence altına alabiliriz? Şöyle aldığımız önemli değil aslında aldığımız borsalar var çeşitli borsalar var. Coin'lere göre farklılık gösteren. Daha çok alan kişiye dikkat etmemiz gerekiyor. İşte hani güvenilir mi, mavi tik almış mı veya koleksiyon mu yoksa sanatçı mı? Bunlara dikkat edip iyi detaylandırıp almamız gerekiyor. Bu Twitter'daki mavi tik artık bu NFT'de de var o zaman. Evet evet. Belli borsalarda var, alabiliyorlar. Peki nereden alabilirler bu NFT'yi? İnsanlar NFT'lerini farklı blok ağları üzerinden alabilirler. Mesela Ethereum'dan almak istedikleri zaman OpenSea, Rarible, Foundation gibi siteler var. Solana üzerinden almak istiyorlarsa bir numara şu an Magic Eden, ondan sonra Solana, SolSea ve Digitalize gibi siteler var. Bunların üzerinden alım yapabilirler. Nereden alabilecekleriyle ilgili gerekli linkleri biz de videonun aşağısına bıraktık. Oradan tıklayarak siz de bu noktalara erişip sağlayabilirsiniz. Konuşamadım. Evet, birazdan da şimdi kendi NFT'mizi yapacağız. Siz de videodan sonra siz de kendi NFT'nizi yapabilirsiniz. Bakalım nasıl yapılıyor, maliyetler ne ve ne kadara satabiliyoruz onları öğreneceğiz. O zaman geçelim. Tamam, hadi başlayalım. Şimdi biz hangi borsadan yapacağız NFT'mizi? Şu an OpenSea'dan yapacağız, Ethereum üzerinden. Ethereum tamam. Üzerinden yapacağız. Neden Ethereum diye sorarsak, işlerin hacmi en çok burada dönüyor, yoğunluk burada var. Hatta arzın %90'ı burada dönüyor diyebiliriz NFT nazarında. Tamam. Yavaş yavaş Solana şah kartı arkadan geliyor gibi gözüküyor. Şimdi peki gibi. İkisi o zaman bu şeyde NFT seçimi yaparken bu iki siteleri tercih edeceğiz. İki evet. Şeyi, borsayı o zaman. Yani bizim nazar biz daha çok Solana'cıyız ama ağırlık Ethereum'da dönüyor. Tamam. O zaman başlayalım bakalım nasıl yapıyoruz. Başlayalım. Öncelikle OpenSea üzerinden yapacağız borsamız. Ne OpenSea'ya dersek Ethereum üzerinden yazılmış borsa. Ethereum ağda arzın %80'ini, %90'ını kapsayan bir borsa. Şu an OpenSea'deyiz. Create diye sağ üstte bir buton var. Ona tıkladığımızda tamam. Burada benim cüzdanım bağlı diye direkt buraya atıyor. Normalde cüzdan açmaları, MetaMask cüzdanı açmaları ve buraya bağlamaları gerekiyor. Yani cüzdan dedikleri şey de kripto. Yani evet. Şeylerin
bulunduğu, Ethereum'ların bulunduğu şey değil mi? Yani işte, evet, bir cüzdan, küçük bir cüzdan aslında. Çok kapsamlı olmayan bir cüzdan. NFT'lerine aldığı NFT'ler orada listeleniyor. Coin'lerini orada görebiliyor. Bu cüzdanı nereden açabiliyorlar? Çünkü bilmiyor olabilirler. Hani MetaMask cüzdanını da açabilecekleri yer önemli. Google'a MetaMask yazıp Chrome uzantısı olarak direkt indirip Chrome üzerinde kurabiliyor. Ya da, çok basit bir işlem. Ya da Michael Kors'a gidip bir tane cüzdan alıyorsunuz. Create dedikten sonra bize böyle bir sayfa açılıyor. En üstte fotoğrafımızı, işte sesimizi, videomuzu veya 3 boyutlu modelimizi koyabiliyoruz. Bu arada ses, video olarak da, GIF olarak da NFT'leri üretebiliyor. Hatta bazı ünlü şarkıcıların sesleri de şarkı ve NFT olarak istemeliyim. Mesela biz fotoğrafı koyduk. Evet, fotoğrafı koyduk. Düğün fotoğrafından bir kare. Evet. Buraya ismimizi yazıyoruz. Aynen. Buraya NFT'nin ismini mi yazıyoruz? Evet, NFT'nin ismini yazıyoruz. Tamam. NFT'nin altında çıkacak isim. Buraya YouTube linkimizi koyabiliriz. Buraya YouTube linkimizi veya başka bir web site linkimizi ekleyebiliyoruz. Buraya açıklama yazabiliyoruz. Biz şu anlık yazmayacağız. Tamam. O açıklama ne için önemli? Ya açıklama NFT'nin altında yazıyor. NFT'nin altında aslında koleksiyonlar için işte. Arzımız bir tane olacak. Bir tane. Tek. Çok değerli. O yüzden alan yaşadı. İleride milyonersiniz. Blockchain altını seçiyoruz. Ethereum Polygon destekliyor OpenSea. Ağırlıklı olarak Ethereum altını dönüyor. Peki Ethereum ya da Polygon'u seçmemiz arasında bir fark oluyor mu? Tabii ki oluyor. Ethereum'un gaz ücretleri çok pahalı. Ortalama olarak 50 ile 100 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Mat işte Polygon'da ise bu çok çok az. 0 derecesine kadar iniyor. O yüzden ağırlıklı olarak Polygon'dan başlayıp Ethereum'a doğru gidiyorlar. Çünkü Polygon'da hacim olmuyor. Güvenlik altyapısı Ethereum kadar kuvvetli değil. Halbuki Polygon yani. Polygon'da güvenlik önemli. NFT'miz yaratıldı. NFT'miz hazır. Evet, şu anda NFT'mizi hazırladık. Tamam. Bundan sonrasında eğer NFT'nizi listelemek, insanları satışa sunmak isterseniz buradaki sell butonuna tıklayabilirsiniz. Evet, isteriz. Tıkla. Evet. Senden satacak. Evet. Ethereum cinsinden değerini buraya girerek fiyatını belirleyebilirsiniz. Aynen, 13 Ethereum. İyi. Sonrasında da eğer her şeyi hazırladıysanız complete listing'e tıklayarak NFT'nizi listeleyebilirsiniz. Tamam. Burada şimdi ne oldu? Şimdi benim önemli bir sorum var. Bu NFT'yi aldı diyelim bir kişi, tamam mı? Bunu şey yapabiliyor değil mi? Çıkartıp evine çerçeve ettirip asabiliyor mu bu NFT'yi mesela? Sen çok soruyorum. Niye erör ediyor? Bunlar benim sorumda erör ediyor. Aynı soruya cevap vermişti ya, aynı cevabı verirsin. Yani. Evet ya da hayır. Evet. Evet, sorunca herkes şok. Hayır, neden sordum? Çünkü şey olabilir mesela, şimdi bizim hani böyle düğünden sonra eve yeni gelenler falan oluyor ya, NFT'nizi satın alıp bize hediye getirebilir, biz de onu duvarımıza asabilirsiniz ya. Bunlar hep pırası. Şimdi o zaman tamam, bir 13 Ethereum yaptık, 38 bin dolar mı yani bizim NFT'miz? Güzelmiş. Arkadaşlar alın, değerlenir bu NFT, ben size söyleyeyim. Elinizi korkup alıştırmayın. 13 tanecik bu, Ethereum. Bir tane mi sadece satışta şu an? Yani bunu birden fazla kişi satın alamıyor. Hayır, bir tane. Aynen. Bir kişi aldı. Ve sahipliği sadece bir kişi de alıyor. Aynı zamanda düz fiyattan listelemek yerine bu butonu tıklayarak açık arttırma sistemini de satabilirsiniz. Oo, tamam, açık arttırma daha mantıklıymış. Bayağı bir değişik bir şeyler varmış ya. Çok fazla aslında şeyde haberlerde falan görüyorduk işte NFT'sini çıkarttı Cem Yılmaz. İşte şu kadara sattı, böyle oldu, şöyle oldu diye görüyorduk ama hani şeyleri farklıymış bayağı. Hani detayları, açık arttırma olayı falan bayağı güzel. Yani hani bizim NFT'miz için demiyorum ama hani böyle gerçekten özel anlamlı veya farklı bir NFT inanılmaz rakamlar o zaman satılabiliyor. Bir de NFT teknolojisinin ileri bir teknolojisi var, gelecek yeri. Bizim önceki aslında Metaverse'de kullandığımız yer. Oyunlarda nasıl Counter skin kullanıyorsak ve bu skin'i satabiliyorsak, yani silahın üstündeki çeşitli renkleri, kostümleri satabiliyorsak, bunlar şimdi NFT teknolojisiyle birlikte Metaverse veya NFT oyunları şeklinde karşımıza geliyor. Bu şekilde de aldığımız skinleri veya avatar itemlerini, kıyafetlerini, arsalarımızı kendi blockchain zincirimizde, kendi blockchain ağımızda güvenli bir şekilde saklayabiliyoruz. Blockchain teknolojisinde güvenli şekilde kalıyor. NFT alanında bu şekilde oyunlarda da kullanılmaya, metaverse'de kullanılmaya ve giderek büyümeye devam ediyor. O zaman NFT artık bizim yani sosyal ağda ya da oyunlarda hep hayatımızda olacak. Yavaş yavaş daha böyle onlarla bir
NFT'lik olacağız gibi mi? Yani herkesin bir NFT'si olacak ya da NFT'ye ihtiyacı olacak diyebilir miyiz? Yani diyebilirim, en azından ben öyle inanıyorum. İnternette işi gücü olan ya da internette vakit geçiren, oyunu oynayan, işte ne bileyim resim çizen herkesin aşağı yukarı artık yavaş yavaş NFT gibi bir şey oluyor. Para gibi bir şey mi? Yani para aslında bu token. Ve herkesin nasıl şu anda cebinde parası varsa sosyal ağa, işte bu metaverse, meta age, meta dünyasına girdiği zaman bu tarz NFT'lere, tokenlere ihtiyacı olacak o zaman. Olacak. Aslında bir onay, bir güvenlik. Yani ileride binalar da NFT olarak parçalan satılabilir. Tapuya gereksinim duyurmadan veya bir araba satışı yapılabilir. Yine notere gidilmeden. Bu şekilde NFT alanı, yani blockchain teknolojisi gitgide gelecekte yerini alacak gibi duruyor. Benim aklıma şöyle bir soru geldi. Sen dedin ya mesela skinler NFT olarak satılacak falan filan. Mesela biz kendi skinimizi kendimiz oluşturduk, karakterimizin görünümünü kendimiz oluşturduk diyelim. Onu NFT yaptık. Ya onu satabileceğiz. Öyle değil mi o zaman? Şu şekilde ona izin veren oyunlar var, vermeyen oyunlar var. Bizim metaverse'ümüzde mesela bu var. Kendi yarattığı skin'i kullanabiliyor. Evet, atıp kullanabiliyor. Ve bunu satabiliyor. Moda tasarım yine burada şeyde, estetik cerrahlar bekliyoruz netice. Yani yeni yeni tipler, tasarımlar. Güzel, bence çok hoşmuş yani. Evet. Zaten bir önceki videomuzda da hani şuradan buradan bir yerlerden izleyebilirsiniz. Aynen. Meta Geç'ten de bahsettik. Çok detaylı anlatmıştık orada. O da o videonun altında da onun linki var. Demosunu da şu anda çıktı. Güncel olarak siz de buradan oradaki linkten tıklayıp deneyimleyebilirsiniz. Çok yakında da tüm sürümüyle beraber aramızda olacak inşallah. Yani bu bizim için çok büyük bir gurur. Türkiye'den böyle genç aslında kişilerin bu tarz bir işin hani Türkiye'de de yapılması ve böyle genç beyinlerin Türkiye'de bunu yapması çok güzel bir şey. Sadece yani dışarıdan izlemiyoruz artık. Yani bizim ülkemizde de bu işlerle uğraşan kişiler var. Mutlaka bir bakın. Deneyimleyin yani. Evet. Oynayın. Saçma sapan oyunlar oynayacağız da bunları oynayın. Destek olun. Umarım biz de Türkiye'ye bir şey katmışızdır, katabilmişizdir. Katabileceğiz yani. İnşallah. İnşallah. Mutlaka öyle olacaktır. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de aynı zamanda kendi NFT'lerimizi az önce bizim yaptığımız gibi aynı şekilde bu site üzerinden, OpenSea üzerinden değil mi? OpenSea. OpenSea üzerinden siz de yapabilirsiniz çok kolay bir şekilde. 2 dakikada zaten şipşak hemen yaptık NFT'mizi. Siz de aynı şekilde böyle NFT'lerinizi yapıp bunları satışa sunup bu şekilde de NFT'lerinizi satarak para kazanabilirsiniz. Evet, birçok kişi artık bu şekilde para kazanıyor. Tabii ki de birkaç şeyleri var. Yatırım gibi bir şey aslında. Biraz masrafları var ama gelir gider olarak baktığımız zaman geliri her zaman daha iyi. Tabii. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videomuzda size NFT'yi anlattık. Nasıl yapılır? Nereden satılır? Nereden satılır? Bunlardan bahsettik. Daha önce Meta Age'den bahsettik bir önceki videomuzda. İzleyin. Şimdi bundan bahsettik. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eren ve Mustafa'ya verdikleri tüm bilgiler için ve zaman ayırdıkları için de teşekkür ederiz ayrıca. Abone olup like atmayı unutmayın. Bunlar önemli şeyler. Evet, abone olup like atın. Oyunlarını da oynayın. Biz de zaten şey yaparız, oynarken belki bir video çekeriz. Evet, evet. Neden olmasın? Counter özelliği geliyormuş. Şu an beni çok daha iyi bir şekilde kazandılar. Counter'da Meta Age'in içinde Serkan'la bir kapışırız. Aynen. Görüşmek üzere.